Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan ve bu da 2001 model Peugeot 306 1.6 hatchback otomatik ve bir de Türkiye'ye son gelen faz 3 makyajcısından platinum paket olan versiyon. Böyle kompakt sınıfta otomatik ne alabilirim diye baktığınız zaman bu araba ilk ortaya çıkan versiyonlardan bir tanesi ki bu paralara Peugeot alınır mı? Alınmaz mı? Bu videoda biraz size bundan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki piyasada genel bir algı var tabii, değil mi? Hani abi sakın o Peugeot'u alma, elinde kalır, öyle olur, orası bozulur, burası yıpranır falan filan gibi şeyler var. Bunların hepsini bu videonun içerisinde anlatacağım. Gelin bakalım bu araç nasılmış. Tabii videoya başlamadan önce abone olmanızı, yorum yapmanızı, beğenip beğenmemeyi tabii videonun sonuna doğru sizden rica ediyorum. Peugeot 306 ile ilgili eğer yaşadığınız şeyler varsa, bu aracın kronik sorunları ya da sizin deneyimleriniz varsa bunlar bu videodan daha da değerli aslında. Lütfen alta yorum olarak bu tarz şeyleri bırakın ki bundan sonra Peugeot 306 almak isteyenler için bir kılavuz niteliğinde olacaktır sizin yorumlarınız. Bundan sizden rica ediyorum çünkü ben bir yere kadar anlatabiliyorum. Sonrası deneyimlere sizden gelecektir. Lütfen altta yorum olarak bırakın bu konuyu. Peugeot 306'nın hızlıca bir tarihinden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki biliyorsunuz Peugeot 200 yıl neredeyse, hani o kadar uzun süredir bir şeyler üreten bir firma. Otomobil üretiminde tabii yani 100-120 yıldır falan yapan bir firma olmasının yanında 306 markanın kompakt sınıftaki bir üyesi. Bundan önce 309 diye bir versiyon vardı. Sonrasında da bu 306 denen versiyon çıktı. Şöyle ki biliyorsunuz 80'li yıllarda 205 gibi bir şey çıkarmıştı ve Peugeot'un belki de herhalde gelmiş geçmiş en başarılı otomobili 205'ti. 205'in yaşlanmasıyla beraber bu arabanın ilk konsept versiyonları tanıtıldığında pek çok kişi, hatta otomobil gazetecisi dedi ki ha 205'in varisi geliyor, 206 falan filan gibi düşünüyorlardı. Hatta 206'ın o olduğunu bile düşünenler vardı. Fakat o yıllarda Peugeot ne yaptı? Dedi ki 205 gibi bir arabadan sonra ben iki tane böyle hani kompakt 5 kapılı, 3 kapılı versiyon yapayım diye düşündü ve 106 ve 306 olarak 205'i böyle ikiye böldü gibi bir durum oldu. 106'lar biraz daha ufak defektir. 306'lar daha kompakt sınıftaki araçlardır. Şimdi kompakt dediğim zaman bazılarınız hani şunu düşünebilirler. Biz abi bilmiyoruz, öyle kompaktı, küçüktü, büyüktü falan gibi şeyler diyebilirsiniz. Şöyle size nitelendirebilirim. Volkswagen Golf'ün birebir rakibi olan araç aslında 306'dır. Böyle arkası küt gelen hatchback tasarımlı bir araçtır. Bu demek değil ki bu araç sadece böyle 5 kapılı, hani 5 kapıdan kastım da bagaj kapağı da 5. kapağı olarak düşündür. 1, 2, 3, 4, arkadaki bagaj kapağı da 5 kapı olur. Sadece 5 kapılı üretilmedi bu araç. 3 kapılı da üretildi. Sedanı da vardı, station'ı da vardı ve hatta kabriyosu da vardı. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman çok çeşitli kasa tiplerinde üretilmiş bir otomobilden bahsediyoruz. Peugeot 306 1993 yılında yollara çıktı ve 2002 yılına kadar bir şekilde farklı kasalarıyla üretildi ve bu süreç boyunca 2.8 milyon adet üretildi. Bu kadar çok üretilen ve piyasada bu kadar çok olan bir araba olunca da iyisi var, kötüsü var durumları oldu. Türkiye'de de çok sevilen bir araçtır. Şöyle ki bayağı bir sportif gözükür. Bir de tabii hani bizim ülkemizdeki bu GTI çılgınlığının olduğu yıllarda bu arabaların GTI versiyonları herkesin gönlünde böyle babacım ben bir GTI alacağım, öyle koşacağım, böyle gideceğim falan muhabbetler olmuştur. O GTI'ları alamayanlar da bu tipteki daha alt donanımları alıp o GTI görünümlü modifiyelere ne yazık ki kurban edilmiştir. Bence bu araçla ilgili piyasada dolaşan o hani sakın alma onu, orası böyle sorunlu, burası böyle sıkıntılı falan durumları var ya, onlar muhtemelen şundan kaynaklanıyor. Şöyle bir tespitim var benim. Bu arabayı kullananlar genellikle bakımlarını çok iyi yapmıyorlar. Bakımlarını çok iyi yaptırmadıkları zaman da araba iyi kötü bozuluyor. Dolayısıyla bugünkü örnek gibi temiz bir şeyini bulursanız alın derim. Çünkü neden? Mekanik olarak bu arabalarda pek bir şey olmuyor. Çünkü çok basit altyapıları var. Ucuz fiyatlara çok rahat yürütebileceğiniz arabalar olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada tabii Peugeot'un Türkiye'de Citroen'e göre çok fazla satıldığını da söylemek istiyorum. Kanalımdaki Citroen Zara videosunu izlerseniz, hatta bu arabanın rengiyle aynı olan bir Zara videosu var kanalımda biliyorsunuz. O arabayla aynı platform üzerinde üretilmiş bir otomobildir ki Türkiye'deki hani pek çok özellikle gençler tarafından hala bugün bile kabul gören bir araçtır. Çünkü uygun fiyata alırsınız, sizi baya baya sağa sola götürür, mutlu eder sizi tarzındaki bir araçtır bu. Kim tasarlamış bu arabayı? Şimdi günümüz otomobillerinin böyle hani süpersonik, uzay, orada bir hava kanalı, burada büyük radyatör ızgarası, farları bu kadar büyüttük, orayı böyle yaptık halleri var ya, bu arabada hiçbiri yok. Bence 306
zamansız, acayip oranları düzgün olan ve hiçbir zaman eskimeyecek bir otomobil. Neden? Çünkü Pininfarina tarafından tasarlandı. Peugeot'un zaten İtalyan tasarım evi Pininfarina ile olan ilişkisi çok eskidir. Hani 205'e de zamanında dokunmuşlardır ama bu arabayı da yaparken o kadar dengeli, o kadar güzel bir araba yapmışlardır ki günümüz otomobillerine çok benzemese bile aradan geçen böyle hani 93 gibi düşünelim. 93 yılından günümüze 30-35 yıllık periyoda baktığımız zaman hala kendini güzel gösteren bir otomobildir. Bugün çektiğimiz araba 2001 model olduğu için 306'nın artık ömrünün son dönemlerindeki olan versiyon. Yani faz 3 olarak geçen versiyon. Şimdi bir 306 almaya niyetlendiğiniz zaman şöyle şeylerle karşılaşmanız çok olası. Şimdi bu faz 3 olan versiyonda eğer gerçek bir faz 3 ise bu araç, ön tarafta şeffaf farların, boyalı tamponların olduğunu göreceksiniz. Bir de tabii Peugeot amblemi de daha böyle büyük, daha böyle düz ve arkası böyle siyahlı olan bir versiyon olarak dikkat çekecektir. Tabii burada şöyle bir şey var. Piyasadaki 306 ilanlarına baktığınız zaman şunu görebilirsiniz. Araba 1994 model ama görünüm 2001 model. Neden? Çünkü bu araçlarda bu parçalar çok rahat değişebiliyor. Diyelim ki 94'ün farını bulamadın abi. Hemen 96'nın, 98'in, 2002'nin, 2002 hani biraz zor bulursun da farını tak koyup devam edebiliyorsun. Arabayı çok rahat makyajlayabilirsin yani. Öyle olunca da piyasadaki ilanlardaki arabalara baktığınız zaman ya bu araba 94 ama farlar niye böyle falan filan gibi muhabbetler çok olur. Yani bu aracı alırken de bir de tabii o modifiye camiasının ben arabayı keyfe keder işte 2001 makyajlı yaptım falan muhabbetlerinde bence çok girmemek lazım. Çünkü kim keyfe keder bir şekilde ön farları 1500 lira olan bir değişiklik yapmak ister ki? Bu noktada da şunu anlıyoruz ki o araba keyfe keder o makyajı görmemiştir. Muhtemelen bir kazası olmuştur ve bulunan en ucuz parçanın bir şekilde oraya yerleştirilmiş olduğunu görebilirsiniz. Benden size söylemesi. Bu genel olarak deneyimim bu şekilde. Yan taraftan baktığımız zaman bir dönemin Peugeot'larının böyle gözüktüğünü çok iyi biliyoruz. Yani 205'ten başlayan o evrim 306'da devam ediyor ve bugün bile hala bence bana sorarsanız Peugeot karakteristiği olan tasarım bu şekildir. Bu arabanın uzunluğu 4030 mm. Yani günümüzün bazı küçük sınıf otomobillerinden bile küçük olduğunu söyleyebilirim. Genel tasarıma baktığınız zaman oranları çok düzgün bir araba. Yani silüeti çok güzel bir araba bu. Ve hani o 4 metrenin şu kadarcık hatta 3 santim şu kadarcık uzunluğundaki genel kasanın içerisinde 2580 milimetrelik dingil mesafesi dikkat çekici. Çünkü aracın oranlarına baktığınız zaman bayağı bir kısmı kabin içine harcamış. Zaten iç mekana geçtiğimiz zaman da bunu göreceğiz. Bir diğer kısmı da o kadar sade ve temiz bir tasarım ki bu. Yani böyle ekstra bir burada bir çamurluğun uzantısı, ekstra bir parça görmüyoruz. Burada öyle ekstra bir şeyler görmüyoruz. Kapılar tamamen bütün hani gövdeyi tamamen saran bir halde. Bugünkü araç tabii hani son fazda olduğu için ekstra burada bir yanda bir marşfiye görüyoruz. Bu marşfiye her versiyonda yoktur. Son gelen versiyonlarda özellikle bunları görürüz. Bir de tabii bugünkü aracımıza özel olarak platinum donanım seviyesi olduğu için burada da çok güzel bir platinum yazısını burada görüyoruz. Yıllar içerisinde yan aynaların üstündeki gövde rengi kapaklarda dikkat çekici. Bu da bir diğer nokta olarak söyleyebilirim. Kapı açma kolları tabii değil mi? Benim çok takıldığım konulardan bir tanesi gördüğünüz gibi gövdeye tamamen gömülmüş bir şekilde olan gövde rengine boyamış kapı kolları dikkat çekici. Bu araçlardaki en büyük sorunlardan bir tanesi budur aslında. Niye sorun olsun ki diye söyleyenler için hemen belirteyim. Bu arabaların şu bölümlerinde hep böyle çizik görürüz. Neden? Çünkü tırnaklarımız uzun. Tırnaklarımız var sonuçta. Bunlardan kurtulamayacağımıza göre bu arabayı da açıp kaparken tırnaklarımızı böyle buraya sürterek kaldırıyoruz. Böyle bir durum var. Aerodinamik olarak çok iyi bir şekil olmasının yanında güvenlik anlamında bu arabanın kapılarını açıp kaparken sıkıntı olabilir. Fakat tabii genel tasarıma baktığınız zaman bugün bile hani bugün bile mesela 2020'deyiz. S serisi tanıtıldı biliyorsunuz. Yeni ultra mega lüks otomobil. Onda bile kapı kolları buna benzer bir şekilde böyle tasarıma sahipler ama hani orada elektronik olarak kalkıyorlar, iniyorlar gibi durumlar var. Burada öyle şeyler yok. Tabii o yılların teknolojisinde hani merkezi kilit, uzaktan kumandalı merkezi kilit hikayesi de vardı ama bunun yerine ne olur ne olmaz diye burada bildiğimiz anam babam anahtar deliğinde görebiliyoruz. Bunlar tabii küçük detaylar, o yılların özellikleri. Peki yüksekliği ne kadar diye baktığımız zaman 1400 müydü? 1380 milimetre yüksekliğinde ki gördüğünüz gibi benim
şöyle bir yerime geliyor ki Zara videosunu da izlerseniz eğer onunla hemen hemen aynı yüksekliklere sahip olan bir araç olduğunu söyleyebilirim. Bu arabanın özellikle arkaya doğru döndüğümüz zaman ki böyle tam böyle tip top şeklinde bir arka tarafının olduğunu görüyoruz ki çok böyle top gibi bir araba derler ya, öyle aslında. Böyle her şeyi lop diye toparlamışlar. Tam anlamıyla bir 3-5 kapılı hatchback olduğunu söyleyebilirim. Arka kapılara biraz değinmek istiyorum. Çünkü bu arabanın arka kapıları da ön kapılarından daha büyük ve çok böyle hoş bir eğimle sonlanmaktadır. Bu zaten o dönemin güzel Peugeot şekillerinden bir tanesidir. Zaten kapıyı da açtığınız zaman burada gayet geniş bir şekilde arkaya iniş binişi sağlayabiliyorsunuzdur. Tabii burada kapıyı açtığımız zaman benim bugüne kadar dikkat etmediğim bir konu var. Ön kapıda da dikkatimi çekti, arka kapılarda da dikkatimi çekti. Burada mesela kapının içerisinde böyle burada bir tane oyuk, şurada bir tane oyuk. Ön kapılarda da ikişer tane oyuk var. Ben bunları tam anlamadım ne olduğunu. Yani kullanıcı e-kitabında da biraz araştırdım ama pek göremedim. Tahminimce şöyle bir şey var. Bu arabaya bir port bagaj takmak istediğin zaman muhtemelen tam bu noktalara bir yere denk geliyor diye tahmin ediyorum. Ama en ufak bir fikrim yok. Eğer bunun ne olduğunu biliyorsanız eğer lütfen altta yorum olarak bırakın. Bana bir garip geldi. Bir de tabii şöyle bir detay olabilir bu. Eğer bu kapılar değiştiyse, yapıldıysa, kazadan sonra düzeltilmediyse ya da yanlış düzeltildiyse belki de buralardan tespit ediyor olabilirsiniz. Bu da belki bir size trik olarak söyleyebileceğim bir detay. Bu jant kapaklarını ben çok severim. Neden? Çünkü efsane Peugeot 205 GTI 1.9 itibariyle gelen, o hatta bildiğim kadarıyla Speedline marka olması lazım, 8 delikli, yuvarlaklı olan o efsane jantların kapak versiyonu bu araçta mevcut. Bu araçta alışım jant da alabiliyordunuz aslında, opsiyon olarak vardı ama bu versiyonda bunları gördüğüm zaman o jantları da yad etmek istedim. Bu noktada da tabii 185-65-14 ölçüsünde lastik ebatların olduğunu söylemek lazım. Bu ebatlar piyasada böyle zilyon tane seçenekte bulunur. Uygun fiyata alınır, takılır, binilir, gezilir. O anlamda da lastikleri bittiği zaman bu arabanın uygun fiyatlı değiştirebilirsiniz. Bu da aslında Peugeot'un güzel yönlerinden bir tanesi. Çok sade, çok temiz bir tasarım olduğunu görebiliriz. 93 modellerle ilk faz makyajı arasındaki fark faz 3'te de devam etmektedir. Nedir bunlar arka tarafta? Tabii ki bu bölümler başta gövde rengi değildir, plastiktir. İlk makyajda yavaş yavaş buralar gövde rengine gelmeye başlar. Faz 3'te de artık hepsi böyle gövde rengi olarak gelir. Tabii sadece bu değildir esas dramatik değişiklik. Bu stopların formudur. Çünkü makyajsız olanlarda, yani ilk nesillerde şuradan böyle bir hareketle kırmızılık böyle gelir, şöyle iner. Bunda böyle tam ortadan ikiye bölünmüştür. Hatta faz 3'lerin sedanlarında ortada böyle krom bir çıta vardır. Bu da bir diğer ayrıntı olarak, saçma sapan bir bilgi olarak buraya eklemek istedim. Arka tarafa baktığımız zaman dediğim gibi çok temiz bir tasarım. Buranın böyle gelişi, mesela bugün aracımızda ekstra bir spoiler yok ama piyasadaki pek çok arabada burada görürsünüz. Böyle ufağından büyüğüne, hatta böyle Ünal Turan spek böyle burada şeyler görebilirsiniz. Tabii burada cam fıskiyemizi görüyoruz. Cam fıskiyesinin burada olmasının güzelliklerinden bir tanesi, yeteri kadar su yoksa ya da basınç yoksa buradan damlasa bile buradaki temizlik için yeteri kadar güzellik yapabiliyor, fonksiyonellik yapabiliyor diyebiliriz. Bayağı büyük bir burada bir sileceği görüyoruz ki ya bugün burada gördüğüm silecek muhtemelen normalinden bir tık daha büyük gibi geldi bana. Hemen bu noktada hani hep diyoruz ya abi sakın ithal araba alma. Onların yedek parçaları çok pahalı. Bunları kesinlikle yürütemezsin falan gibi durumlar var ya. Tabii bizim kafamız nedense Renault 12 Toros ya da işte Şahin Dohan üzerindeki parça fiyatları üzerinden hep çalıştığı için hep onlarla karşılaştırıyoruz. Ben buraya gelmeden biraz piyasayı araştırdım ve 306'nın yedek parça fiyatlarına baktım. Görüyorsunuz nelerle uğraşıyorum. Hemen üstünden geçelim. Mesela diyelim ki burada bir arka cam görüyoruz değil mi? Bu arka camın diyelim ki Allah korusun kırıldı. Rezistansıyla beraber fiyatı ne kadar? 850 lira. Aman tanrım çok pahalı. Tabii ki pahalı çünkü bu büyük ve çok da aman aman kırılmayacak ya da hasar görmeyecek parçalardan bir tanesi. Peki bu pahalı diyelim ki, ön cam kırıldı diyelim ki 500 lira civarında bir fiyatı var. Ha dersen ki benim kelebek camım kırıldı, hırsız oradan bir giriş yaptı falan dersen o zaman da 180-200 lira civarında bir para seni bekliyor harcama olarak. Şimdi bunlar tabii ama her gün değiştirdiğin parçalar değil. Gelelim sarf malzemelere. Şimdi hep diyoruz ya, aa ithal araba çok pahalı parçalar falan. Alakası yok abi. Bak mesela hava filtresi değil mi? 35 lirayla 70 lira arasında bulabiliyorsun. Su da ucuz. Yağ filtresi 30 lira 60 lira bedava. Silecek bozuldu, yıprandı 40 lira.
Bunlar çok komik paralar. Yani böyle bir arabaya bindikten sonra bunları yani leblebi çekirdek parası diyebilirim. Hani bazılarınız çıkıp şimdi şey diyebilirsiniz. Abi sen de bayağı zenginsin. Leblebi çekirdek diyorsun bu konuya ama böyle bir arabaya biliyorsan yani Şahin Doğan'a koyduğun silecekte buna koyduğun silecek parasını koyduğun zaman bence hiç yani kıyas kabul etmez bile yani. Hadi dersen ki ben fren balatalarımı çok harcıyorum. Ön fren balatası 70-100 lira. Harika. Disk değiştireyim dersen 200 lira. Böyle baktığın zaman yedek parça fiyatlarının çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Tamam şimdi biraz abarttık. Araya biraz parça şeyleri koyduk ama arka tasarıma ve buradaki enteresan bir detaya değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bir dönem bu bagaj ağızları hikayesi çok popülerdi. Özellikle hatchback otomobillerde arka bagaj yani bu 5. bagaj kapı dediğimiz şey arabanın tamponuna kadar hatta tamponun daha da altına inmesi gerekirdi. Bu araca baktığımız zaman öyle bir durum yok. Çünkü Peugeot, daha doğrusu Pininfarina bu arabayı tasarlarken, bu güzel stopları yaparken demiş ki bizim öyle bir derdimiz yok abi. Biz bu tasarımı bozmamak adına çünkü far buradan çok güzel bir şekilde geliyor ya. Şu çizgiyi böyle devam ettirmiş ve bagaj kapağını da şuraya kadar açmaya karar vermiş diyebilirim. Bu tabi güzel gözükmesinin haricinde bir dezavantaja yol açıyor. O da şöyle ki bagaj kapağını açmak istediğim zaman bu Peugeot logosunun altındaki siyah tuşa basıyoruz ki bu da makyajla beraber değişen parçalardan bir tanesidir. Buraya böyle bastığın zaman böyle bir burada da hafif böyle bir çıkıntısı var. Buraya bastığın zaman flip diye geliyor. Bagajı açalım. Biraz böyle ağır kanlı açılan bagaj kapağımız var. Bunu sonuna kadar itelim. Buraya kadar açılıyor. Gördüğünüz gibi benim gibi 1.83 boyundaki bir adam buraya girebiliyor. Ama daha önceki bazı arabalarda anlattığım gibi bunun altında yağmur falan yağarsa pek kalamazsınız. Çünkü pek bir yere kadar gelmiyor. Bunun şöyle bir avantajı var. Diyelim ki bagaj kapağı açık bir şekilde bir duvara yanaştınız. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz bilmiyorum ama böyle bir durumda bagaj kapağının ucunu duvara vurmazsınız. Yani hani böyle durumlar yaşanıyor. Yaşayanlar vardır muhtemelen. Böyle durumlar olmaması adına Peugeot'cular bu bagaj kapağını tam böyle arabanın kendisi kadar bir uzunluğa getirmişler. Belki Pininfarina bunu bile düşünmüş olabilir. Ama bunun dezavantajına sonuna geliyorum. Burayı çok uzattım biliyorum ama bagaj eşiği bu aracın yüksek. Şimdi buradan bir şey alıp koyarken buralara mesela diyelim ki kampanyalı ayçiçek yağı buldunuz. 5 litre. Buldunuz dediniz ki ben birkaç tane alayım bundan dediğiniz noktada gittiniz aldınız böyle birkaç tane aldınız diyelim ki. Araya reklam almış gibi oldum ama 5 kuruş vermediler bana. Ey metro. Toptan perakende market. Duy sesimi. Bunları böyle alıp buraya koyarken hafif böyle beliniz bir şey olabilir. Çünkü burası biraz yüksek kalıyor. Ama yine de bunun avantajı nedir? Arkadan bir darbe aldığı zaman sözde burası daha güzel korunuyor gibi bir algı vardır ama ben o kadar da çok inanmıyorum. Çünkü buradan alınan darbeyi sönümlendirebilecek ekstra bir metal destek yok. Sadece çıplak bir sac var burada. Peki burada kaç litre bagaj var? Bu önemli. 338 litrelik dönemi için iyi sayılabilecek bir bagaj hacmi var. O yılların Golf 3. Yani Golf 3'ü eğer hani ilk çıktığı yıl olarak düşünürsek onda da 330 litre vardı. O yıllarda muhtemelen Peugeot'cular şey gibi düşünürler. Golf'te kaç litre var? 330. Tamam 8 litre büyütün falan gibi bir durum olmuş olabilir burada. Arkadaki koltukları yatırdığımız zaman 1140 litreye kadar büyüyebilen bir hacimden bahsediyoruz. Donanım seviyesine göre arka koltuklarımız tek parça ya da çift parça asimetrik olarak da katlanabiliyorlar. Burada benim dikkatimi çeken noktalardan biri ki stepne olmaması. Yani burada stepne olmaması derken bagaj içinde zaten yok. Ve bugünkü aracımızda benim sevdiğim bir nokta daha var. Tüp yok. En sevdiğim şey. Tüpsüz arabaya bayılıyorum abi. Benzinli, tertemiz, cayır cayır 10 litre ortalamayla giderim abi kafasında olan bir araba. O yüzden de şuradaki gördüğünüz şey gibi nazar değmesin abi. Ben tüplü araba pek sevmediğim için şimdi arkadaşlar da şey olmasınlar, alınmasınlar ama yani tüplü arabada çekiyoruz biliyorsunuz. Pek çok Fransız otomobilde olduğu gibi stepnemiz altta açıkta duran bir şekilde. Ben az önce biraz baktım arabaya nedir ne değildir. Galiba bu arabanın orijinal stepnesi bile duruyor çünkü orada tebeşirle bir şeyler yazıyordu. Bir kez daha maşallah diyoruz. Burada bir tahta bulamadım ama bunu böyle yapıyoruz. Bir diğer hoşuma giden detay, aracın orijinal hoparlörleri de üzerinde ki şöyle detay var. Bu pandizot denen şapkalık hikayesi var ya, burada genellikle bir hoparlör koyduğunuz zaman bunlar yıllar içerisinde böyle bir eğilirler, bükülürler, bir şeyler olur. Bu araçta öyle bir durum yok ve dışarıdan baktığın zaman da bunun altında hoparlör olduğunu görmüyorsun. Ama oradalar. Çok güzel bir detay ve hani Peugeot'cular zamanında bunu düşünmüşler. Bir kez daha hani o tasarımdaki ince detayları düşündüğümüz yerde bunun olması
Ya hakikaten çok güzel bir şey. Tabii bu aracın orijinalliklerinden bir tanesi de kullanım kılavuzunun olması harika. Yani burada o yıllarda renkli kullanım kılavuzları yapıyorlarmış ve bu gerçekten böyle bir fetiş malzemesi gibi. Dikkat çekici şeylerden bir tanesi de arkasında Türkçe olduğu için burada Türk yazıyor. Türkçe ya, o yüzden Türk yazıyor. Hatta Paris'te basılmış olduğu, yapılmış olduğuna dair detaylar var. Burada pek çok şeyi görebiliyorsunuz ve hemen girişindeki yazı dikkatimizi çekiyor. Değerli müşterimiz, sürücü koltuğunu, aydınlatma sistemini kontrol etmek veya 306'nızın ısıtmasını çalıştırmak mı istiyorsunuz? Babacığım, baştan bir arabayı çalıştırsaydık falan gibi düşünün insan. Bu kılavuzun 306'nıza bir göz atalım başlıklı ilk sayfaları yola çıkmadan önce bilinmesi veya hemen bulunması gerekli bilgileri bir araya getiriyor. O da şöyle bir detay aslında. Normalde bu kitapçık şöyle bir kalınlığa sahipken o en pratik bilgilerin olduğu ilk birkaç sayfa daha böyle şuradan kesilerek yapılmış. Burası yaklaşık böyle kaç sayfa söyleyeyim ben size hemen. 16 sayfa kadar ilk böyle en böyle temel şeyler var. Sonrasında da 17'den bir başlıyor abicim. Böyle 136 sayfa gidiyor. Böyle de harika bir şey. Üstündeki bu 306'ların çilliğine bakar mısın ya? Şöyle bir örneğini bulsan kaçırma, hemen yapıştır. Böyle alıp tekrardan kapattığın zaman hafif bir güç uygulaman lazım bagaj kapağı kapansın diye. Burası hani dışarıdan baktığımız zaman tahmin ettiğimiz gibi bayağı geniş bir alana sahip. Öyle ki hani bu platforma sahip olan araçlarda bir şaft tüneli olmamasından kaynaklı 3 kişi burada rahat rahat oturabilecek gibi bir izlenim yaratıyor. Bir de tabii burada hani bu küçük kompakt sınıftaki hani Fransız otomobillerindeki o konfor, lüks demeyeyim ama konfor algısı bu araçta da var. Koltuk minderleri acayip yumuşak. Yani buraya oturduğun zaman ki hani sağ ve soldaki bölümlerde oyuk bir durum var. Buraya böyle oturduğun zaman tam anlamıyla gömülüyorsunuz. Tabii bir spor otomobil gibi düşünmeyelim bunu ama yine de oturduğun zaman bayağı alçak bir oturma pozisyonunda ki diz mesafenizin de bayağı başarılı olduğunu söyleyebilirim. Burada tabii koltukların arka kısımları suni deriyle kaplanmış. Bunun şöyle bir avantajı var. Rahat bir şekilde temizleniyor. Her versiyonda yok tabii. Bugünkü bu platinum donanımını olan versiyonda kumaş koltuklar ve kenarlarından böyle fitilleri dönen versiyon olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafta ki hani son üretim versiyonlarından biri olmasına rağmen iki tane koltuk başlığı var. Kol dayaması yok. Ancak koltuk başlıkları çok güzeller. Kocamanlar ve hani böyle önden arkaya ayarlayabiliyorsun ve bunu ayarladığın zaman böyle kafanı koyduğunda o kadar güzeller ki. Tabii bunun şöyle bir avantajı var. Güvenlik anlamında da bir avantajı var. Çünkü o kampçı etkisi denen arkadan bir darbe aldığı zaman kafayı böyle vuruyoruz ya. Onu yaptığın noktada bu başlıklar senin boynunu daha güzel koruyorlar. Tabii sen bu kadar hani dibine kadar ayarlamak istemiyorsan eğer bu başlıkları tekrardan böyle yukarıya doğru geriye doğru ittirebiliyorsun. Bu anlamda harika başlıklar. Bu başlıkların benzerleri ön koltuklarda da mevcut. Arkada pek bir numara yok aslında. Yeteri kadar genişlik var. İki tane başlığımız var. Ekstra bir aydınlatmamız yok. Sadece ön tarafta aydınlatma var. Böyle tutma kolumuz var burada. Kapı içlerinde böyle tutma kollarımız var. Kumaş kaplı üst kısımlar, plastik alt kısımlar gibi durumlar var. Bu aracın çok az versiyonda arka camda elektrik fonksiyonunu görebiliriz. Dolayısıyla bu araçta da olmadığı için böyle manuel bir şekilde açabiliyoruz. Açtığımız zaman da bu cam kelebek camının da katkısıyla sonuna kadar açılabiliyor. Yani arkadaşlarla böyle doluştuğunuz zaman babacığım biraz sağa sola gidiyoruz bizim genç işi arabamız dediğin zaman arkadaki arkadaşların da böyle camdan böyle ne haber abi falan gibi yapabilirler. Rahat rahat bunu düşünebilirsiniz. Eğer arka koltuklarda oturan arkadaşlarınızı düşünüyorsanız bu arabayı alın derim. Arka koltuklar tabii her versiyonda farklı şekilde katlanıyor. Bu daha donanımlı olan bir versiyon olduğundan dolayı asimetrik bir şekilde katlanıyor. Bunun içinde şurada bir kol var. Bu hani çok artık görmediğimiz türde bir aksesuar olarak dikkat çekiyor. Bunu böyle yukarı itiyorsunuz. Kilidinden kurtarıyorsunuz. Sonra da koltuk öne doğru böyle güzel bir şekilde katlanıyor. Bu noktada asimetrik katlanmayan koltuklarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Aynı anda buna ve diğer taraftakini aynı anda açmanız gerekiyor ki buradan otoseyir cana selam olsun. O orada çok güzel bir benzetme yapmıştı. Bunu yapabilmeniz için Street Fighter'daki Dalsim neyse o herif gibi olmanız lazım. Onun kolları böyle uzuyordu, kısalıyordu böyle bilenler bilir. Onun gibi bir şekil olmanız lazım. Yoksa bu daha pratik olmuş asimetrik olmasından kaynaklı. Burada sürücüyü saran bu formu görüyoruz ki bu da aslında bir dönem hani Ray-Ban gözlükleri vardı ya onları anımsatan bir hali vardır. Birinci Ray-Ban, ikinci Ray-Ban gibi düşünebiliriz bu noktayı. Buraya oturduğunuz zaman o 90'lı yılların sürücüyü saran formu
net bir şekilde gözükmektedir. Basittir, şıktır ama bir taraftan da zamansızdır. Makyajla beraber bu gördüğünüz parçalar farklı renklerde gelebilir. Yani ahşap olduğunu pek görmedim ama sonradan yapılan ahşap örnekleri var ama makyajla beraber bu gördüğünüz bölümler boyalı bir şekilde gelmektedir. Bunlar zamanla böyle bir şekilde atarlar kendilerini. Zaten o hani tırnak vesaire falan derken bunlar bir sökülür, takılır, bir şeyler olur, durumlar olur ama böyle baktığın zaman bugünkü örneğimizin gayet temiz olduğunu görüyoruz. Bugünkü örnek demişken hemen anahtarımızı, bu gördüğünüz anahtarı şöyle göstereyim. Ufacık bir anahtarı var. Bunu buraya takıyoruz. Hafif çeviriyoruz. Bütün ışıklarımız geliyor. Geldikten sonra da burada dijital göstergede 101.206 kilometrede olduğunu görürüz. Bu sebeple de aracı çekerken içim çok rahat. Çünkü bu otomobil ikinci sahibinde, bu aracın ilk sahibi rahmetli olmuş. Sonra da mirasçıları bu aracı elden çıkarmak istediklerinde şimdiki sahibine geçmiş. İyi günlerde kullanmasını diliyorum. Baya baya temiz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buraya tam oturduğum zaman ışıklar yandı. Işıklar yandığı zaman da hani buradaki göstergelerin içerisinde hemen yağ seviyesinin maksimumda olduğunu gösteren ve arkadan aydınlatılan bir seviyede olduğunu gösteren detayı görebiliyoruz ki yağ var, kontağı çevir, çalıştır der gibi. Yapalım o zaman. Bu motoru çalıştırdığınız zaman üstten tek egzantrikli böyle bir Fransız malı bir motor olduğunu iyi kötü böyle tınısından hatırlayabiliyorsun. Bir de bu arabalarda özellikle otomatik şanzımanlarında hani 205'lerde de aslında vardı zamanında ama hep böyle bir rolanti problemi yaşanır gibi durumlar vardı. Bu arabayı da ilk çalıştırdığın zaman öyle bir rolanti gidiyor mu geliyor mu falan gibi şeyler düşünebiliyorsun ama yani herhalde otomatik şanzımanla da alakalı bir durum. Burada yumuşak plastik diye bir şey yok. Çünkü o dönemin araçların tamamında hep sert plastik vardı. Peugeot da bunu yapmıştı. Burada dört kollu bir direksiyon görüyoruz. Bu direksiyonun sadece yükseklik ayarı var. Çevresi normalde hani plastik olmasına rağmen bu araçta yıpranmasın diye bir deri kaplama yapılmış. Bu sonradan yapılan bir şey. Bazı versiyonlarında, çok az versiyonda deri kaplı olduğunu görebiliyoruz. Hemen arkasında tabii silecek kollarımız, sinyal kollarımız mevcut. Kornamız direksiyonun üzerine değil tabii ki, bir Fransız otomobili olduğu için. Burada gördüğünüz gibi bu sinyal kolun üstünde ve şöyle bir sesi var. O böyle hop hop, bak bir daha çalıyorum. Böyle baktığınız zaman çok güzel bir tınısı vardır Fransız otomobillerinde olduğu gibi. Manuel el frenimiz olduktan sonra bu gösterge panelinden biraz bahsetmek istiyorum. Gösterge panelinin ortasında otomatik vitesin o kemikli, yollu bir tane otomatik vites göstergesinin aynısı burada var ve hangi vitesi olduğunuzu oradaki ışıktan takip ediyorsunuz. Bu bence çok güzel bir detay. Yani o dönemin detayları arasında harika bir incelik, hoşluk. Çünkü hani burada neredeyim falan gibi bakmıyorsun. Burada bakıyorsun, devam ediyorsun yoluna. Her şey el altında, çok basit. Havalandırma ayarları çok basit, dairesel. Müzik sistemi burada, hava menfezleri burada. Burada dijital saatim var. Burada da çakmak, dörtlü flaşör ve arka cam rezistans haricinde başka bir düğme yok. Bir eşya gözüm var, küllüğüm var ve vitesim var. Böyle böyle detaylar. Elektrikli cam kumandalarım buradaki, oturduğun zaman bu araba şöyle hakim bir şekilde oturduğun zaman çok güzel her yeri akvaryum gibi görebildiğin çok düşük bir omuz çizgisine sahip bir otomobil. Ağırlık merkezi çok aşağıda, çok aşağıda oturabiliyorsun. Bu tarz şeyleri düşündüğün zaman da gayet genç işi, sportif hissettiğin bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Hemen bu noktada şunu söyleyeyim. Bu arabada eşya gözü var mı? Var tabii ki. Burada birinci eşya gözümüz. Burada ikinci eşya gözümüz el frenin altında. Burada sonradan takılmış bir kol dayamamız var. Onun dışında kapı içinde gözler var. Bir tane torpido gözümüz var. Çevirip böyle açtığım bir torpido gözü var ama bu torpido gözü var mı yok mu pek belli değil. Onun da sebebi şu. Sonradan yolcu hava yastıkları eklendiği için bu ön tarafa, ondan dolayı yolcu hava yastığı çok yer kaplıyor. Bu sebeple de ilk örneklerinde çift torpido görürken bu araçta bir tane torpido gördüğümüz noktada orada aman aman bir şey olmadığını görüyoruz. Bu dezavantajı kapı içlerindeki geniş gözlerle avantaja çevirmeye çalışmışlar. Peki bu arabada bardaklık var mı? Yok. Çünkü neden? O yılların Fransızları seyir halindeyken bir şey yiyip içmeyi pek sevmiyorlardı. Dolayısıyla bu araçta bardaklık gibi detaylar yok. Hemen yukarı baktığımız noktada burada bir güneşliğimiz var. Güneşliği açtığımız zaman bir tane ayna çıkıyor. Bunun aydınlatması yok. Yolcu tarafına bakıyoruz. Orada da daha önce Clio'da olduğu gibi burada kapaklı bir göz var. Burada yok.
Aynen o hikayede olduğu gibi bu hikaye burada da devam ediyor. Burada bir aydınlatmamız var. Bunu açtığınız zaman böyle açılıyor. Böyle işte kapı konumu, normal konum gibi durabiliyorsunuz. Burada okuma lambaları çok enteresan. Bunları açtığınız zaman, ki aracı açmam lazım bunun için. Çünkü araç çalışmadığı zaman bunlar yanmıyor. Bunların güzelliği şudur okuma lambalarının. Ya sağdaki yanar böyle sağa yaptığınız zaman, ya da şöyle soldaki yanar. Bu böyle hani o yılların Fransız otomobillerinde özgü bir şey. İkisi aynı anda yanmaz niyeyse. Bu bir garip. Bak bunu açarsın. Bu tabii hani burada bir ampul, orada bir ampul falan, enteresan detaylar. Her araçta göreceğiniz şeylerden değildir. Bir de burada böyle bir tırtık tırtık bir şey var ama ben bunun ne olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Muhtemelen sunrooflu modellerde buradan açma kolu olması, açma düğmesi olması lazım. Eğer bunun ne olduğunu sen biliyorsan bana söylersen çok sevinirim. Zannediyorsunuz ki ilk başta şuradan bir yerden açacağını zannediyorsun. Ancak öyle değil. Bu taraftan elinizi sokuyorsunuz. Böyle ittiriyorsunuz. Sonra bıraktığın zaman o aslan logosuyla beraber yukarıya doğru kalkıyor. Ve burada ne oluyor? İki tane amortisörün güzelliğiyle kaput kendi kendine böyle heybetli bir şekilde kalkıyor. Hiçbir güç sarf etmiyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ama eksik olan şeyler var burada. Hemen değinelim. İzolasyon yok. Neden yok? Çünkü buraya amortisöre parayı gömmüşler. Oraya izolasyona bırakmamışlar. Ya da konuyu şöyle de düşünebiliriz. Emin değilim ama eğer sen biliyorsan yorum olarak bırak. Peugeot benzinli modellerinin sessiz olduğunu düşündüğü için buraya izolasyon koymuyormuş. Dizellerde galiba varmış. Ama buna emin değilim. Sen biliyorsan alta yorum olarak bırak. Çünkü böyle muhabbetler günümüzün bazı premium sınıftaki otomobil üreticilerinde olan şeyler. Eğer o yılların Peugeot'larında da böyle bir durum varsa bunun yanıtı sende. O kadarını da ben bilmiyorum artık çünkü. Havada duran bir motor görüyoruz aslında. O yılların hani araçları Türkiye'ye ithal edildiği zaman bizim ülkenin yolları biliyorsun. Yani alttan, üstten, her yerden darbe alabilir halde bir şekilde yaşayıp gidiyorduk. Hatta o yılların Tofaş'larında karter koruması, değil mi? Çok önemliydi bizim için. Arabanın her şeyini geç, karter koruması olması lazımdı. Hatta o yıllarda Japon otomobilleri, Fransız otomobilleri, Alman otomobilleri, hani o kadar para verdik, böyle bir araba aldık falan noktasında karter koruması olmadığı zaman kıyamet kopuyordu. Nasıl karter koruması olmaz? Bizim ülkede bu araba ne yapacağız falan filan gibi konuşulurken, çünkü hani elin Avrupalısı karter koruması gibi bir şeye ihtiyaç duymuyordu ki. Çünkü insanların, oradaki insanların yolları gayet tertemiz. Tamam yani bal dök yala değil bazı yerlerde ama bizim ülkenin yollarına daha iyi olduğu için karter koruması da koymuyorlardı. Nitekim bu arabada da karter koruması yok. Öyle noktada bu yukarıdan baktığın zaman gerçekten sanki böyle bir motor havada duruyormuş gibi ve hokus pokus durum varmış gibi oluyor. Tabii bu noktada şunu düşünebilirsiniz. Bu sayede de rahat rahat modifiye ederiz abi bu motoru. Zaten bunu yapan, düşünenler de bu arabaları ne yazık ki bugünkü hale getirdiler. Çok üzücü bir nokta gerçekten. Bu kadar mekaniği sağlam ve güvenilir olan bir marka olan Peugeot, bizim ülkedeki işini bilmez insanlar tarafından böyle sürekli hani bir şekilde ırzına geçildiği için aman abi Peugeot alma bilmem ne oldu. Ama bu örneğinde de gördüğümüz gibi bu arabanın eğer bakımını düzgün yaparsan pek bir şey olmuyor abi. Biraz elektronik problemleri olabilir ama zaten elektronikte bu arabada pek bir şey yok. Şimdi bu noktada bu motorun özellikleri nedir? 1.6 tek egzantrikli, 8 sübaplı, silindir başına 2 sübaplı olan bir motordan bahsediyoruz. Burada bir performans çılgınlığı beklemiyoruz tabii ki. Çünkü 90 beygir, 135 Nm falan civarında bir tork var bu araçta. Eğer sen çok böyle performans, oraya kaçacağım, buraya gideceğim dersen, bunun 2.0 GTI'ları var. Onlarda bir de 6 ileri şanzıman vardır manuel. Çiçek gibidir yani. Bugünlerde temiz örneğini bulmak çok zordur ama çok da zamanında canlar yanmıştır o arabalarla. Temiz örneklerini bu yüzden bulamıyoruz. Bu arabanın özelliği beni bir yerden bir yere tertemiz götürsün. En güzel şey. Şimdi bugünün fiyatlarıyla ben ikinci elde çok da yaşlı olmayan bir otomatik şanzımanlı bir araba alayım dediğiniz noktada, ki bugün dediğim Ekim ayındayız, Ekim 2020'de, böyle bir kombinasyonu alabilmeniz için ödemeniz gereken rakam ve 30-35 bin liradan başlıyor. Onlar tabii ceset yani, onları almaya bence pek bir gerek yok. 70 bin liraya kadar gidiyor. Buradaki önemli olan unsur şu: otomatik vitesli olsun, içi geniş olsun, nispeten yeni olsun dediğiniz noktada Peugeot sizin işinizi görebilir. Tabi İstanbul gibi böyle hani bir milletin birbirini ezdiği, üzdüğü, ısırdığı bir yerde ve hani bir yerden bir yere yaklaşık 45 dakikada gidilen yerde otomatik vitesli bir araba almak da gayet mantıklı. Bu da onlardan bir tanesi olabilir.
Oturduğunuz zaman ilk böyle edindiğiniz izlenim, çok rahat bir şekilde arabanın her yerini görebiliyorsunuz. O kadar ferah ki görüş açıları. Böyle hani özellikle ön tarafta baya baya rahat bir görüş açın var. Arkasını da çok rahat görebiliyorsun. O büyük koltuk başlıklarına rağmen arka taraf baya baya rahat gözüküyor. Fakat burada hani rahat olmayan şeylerden bir tanesi, yan aynaların yeteri kadar büyük olmadığını söyleyebilirim. Bu net. Yan aynalar döneminin hani iki açılı aynalarından bir tanesi ama öyle aman aman da büyük olduklarını söyleyemeyeceğim. Bu noktanın zaman içerisinde gelişmiş olması gerekiyordu. Zaten sonraki Peugeot modellerinde de bunu biraz büyüttüler. Onun haricinde direksiyon hidrolik olmasına rağmen bir tık böyle özellikle de park manevrası esnasında bir tık böyle ağır kalıyor. Ne zamanki yola çıkıyorsunuz biraz hafifliyor ama hani çok böyle en hisli direksiyonlardan birinin bu araçta olduğunu söyleyemeyeceğim. Performans. Hangi araba gitmiyor yalnız? Yani tabii bu arabanın olayı hani böyle performans falan değil yani gayet bir yerden bir yere sizi rahat rahat götürsün. Hiç böyle uğraştırmasın gibi bir hali var. Öyle performans bekliyorsan pek bir şey beklemeyeceksin. 90 beygir zaten. Üstten tek egzantrikli falan. Yani olduğu kadar. Bu otomatik şanzımanla kullandığın zaman hani çok böyle bir performans hali yok. Bir de bu şanzımanın kendine göre modları var. Spor modu var, kış modu var. Bir de auto, neydi bunun adı? All auto. Ne autoydu ya? Automatik buldum. Bu şanzımanın ismi automatik değil ya. Active auto. Auto eco. Yok be. Auto Active ismindeki bu otomatik şanzımanın birkaç tane modu var. Kendine göre böyle kafasına göre bazı şeyler yapıyor. Bir beyni var bu şanzımanın. Otomatik şanzımanın. Özelliği de şu. Araçtaki yük durumu, işte hangi eğimde gittiği, işte gaza ne kadar bastığın gibi detayları analiz ederek ona göre vites değiştirme özelliğine sahip. Hani çok böyle akıllı bir şeymiş gibi algılansa da aslında öyle aman aman matah da bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. 4 kademeli bir otomatik şanzımandan bahsediyorum. Bu da demek oluyor ki çok böyle uzun devir aralıklarında vites değiştirebilen bir otomatik şanzımandan bahsediyoruz. Çok böyle bozulduğunu ben duymadım. Yol tutuşu tam bir Fransız karakterinde. Böyle bindiğin zaman çok böyle keskin değil, direksiyonu böyle çok böyle net değil gibi ama bir şekilde de seni çekip götürebilen bir yol tutuş karakteri var. O da şundan kaynaklıyor. Ön tarafta MacPherson denen bağlantı kolları var. Bildiğimiz işte iki tane amortisör diklemesine duruyor ve bunları çok kolluya yakın bir şekil ön tarafta var. Arkada da Peugeot'un yıllardır kullandığı yarı bağımsız diyebileceğimiz torsiyonlu bir sistem var. Bu arabanın özelliği belirli hızlarda ve belirli ağırlık dengesine göre arkadaki amortisör sistemi hafif böyle kamber açılarında oynatabilen bir hale sahip. Bu sayede de garip bir mekanik yol tutuş özelliği var bu aracın ki hani günümüzün pek çok aracında artık bağımsız süspansiyonlara göremediğimiz noktada bu aracın bu mekanik süspansiyon sistemi aracın o mekanik sürüş keyfine keyif katıyor. Bitmeyecek mi? BMW. Ah BMW. Sinyal vermeden şerit değiştiren BMW. Fix. Bir BMW'm varsa bence silecek kolunu iptal etmelisin BMW. Bence BMW mühendisleri artık silecek kolu silecek koymasınlar BMW'ye. Çünkü neden? BMW kullanıcıları hiç o sileceği, ne sileceği ya, sinyal neden basıyorum? İyice salaklaştım ya. Bir de yolda giderken şunu bir böyle bir sesini duyalım. Çok güzel ya, böyle buradayım diyen böyle Parisyen bir havası var. Bu arabayı aldığın zaman seni konforlu bir şekilde sağdan sola, soldan sağa gayet güzel bir şekilde götürebilir. Uzun yolda da fena olmayabilir ama bu koltuklar daha çok şehir içi için daha ideal olduğunu söyleyebilirim. Mesela az önce bir tümsekten geçtim ve hissetmedim yani. Bu da çok güzel bir şey. Koltuklar çok geniş, çok rahat. İçine çok güzel oturuyorsun. Yani hani bir sahil gezintisi vesaire falan yapacaksan güzel yani. Kick down yapalım mı mesela şurada bir? Ben yapayım dedim ama şanzıman istemedi. İstemedi. Yakıt tüketiminde iyi kötü merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu arabanın tüpsüz olduğunu ve bu 4 kademeli otomatik şanzımanlı olduğunu hatırlatarak bu arabayla şehir içinde
10 hatta 11 litreyi rahatlıkla görebiliyorsun. Bu da belki de en büyük dezavantajı olabilir. Şöyle bir detay verebilirim ama bu yılların 1.6 atmosferik motorlu ve 4 kademeli otomatik şanzımanlı hemen hemen bütün araçları zaten bu kadar yakıyor. Hani burada ekstra bir bu araba çok yakıyor gibi bir durum yok. Bu araba ancak bu kadar yakabiliyor. İşte böyle sevgili izleyenler, Peugeot 306 böyle bir otomobildi. Özellikle son üretim yıllarına ait olan Platinum donanımındaki otomatik şanzımanlı olan versiyonunu da bu şekilde size anlatmak istedim. Eğer 2020 itibariyle böyle hani 30.000, 35.000'den başlayıp böyle 50-60 bin liralara kadar otomatik şanzımanlı bir araba arıyorum diyorsanız bakmanız gereken seçeneklerden bir tanesi bu. Ama videonun pek çok yerinde de söylediğim gibi bu arabanın orası burası oynanmış. İşte buraya bir hava filtresi taktık, buraya bir spoiler taktık, buraya bir şey taktık falan versiyonlarında çok bulaşmamanızı öneririm. Olabildiğince sade, kazasız, orijinal parçaların kullanıldığı versiyonlardan alırsanız bu aracın öyle aman aman sorun çıkaracağını ben tahmin etmiyorum. Ama tabii olabilir. İşletim maliyetleri uygun, alırken uygun fiyata alıyorsun, satarken de ona göre uygun fiyatla satıyorsun ama maliyetleri anlamında çok rahat edebileceğiniz bir araç. Yakıt tüketimi tüpsüz olduğu için bir tık fazla olabilir ama bunun haricinde yılda iki kere ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisini de hatırlatmak istiyorum ki bununki gibi bir örneğe yılda verdiğiniz motorlu taşıtlar vergisi 99 çarpı 2 yani 100 çarpı 2 desek yılda 200 lira motorlu taşıtlar vergisi veriyorsunuz ki bu da gayet uygun bir fiyat. İşin gerçeği ben bu fiyatlara bu yaş aralığında neler alınabilir diye de bir baktım. Aslında videoyu kapatmadan bundan da bir bahsetmek istiyorum. Şimdi bu segmentte ne alınır? İlk bakılması gereken araçlardan bir tanesi hangisidir? Volkswagen Golf tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. 99-2001 yılları arasında Volkswagen Golf alabiliyorsun otomatik vitesli. Fakat bu paraları bulmam biraz zor. Bunun haricinde alabileceğin birkaç araç var. Bir diğer alternatifin Opel Astra G kasa alabilirsin. Citroen Zara alabilirsin. Fiat Brava alabilirsin. Honda Euro Civic alabilirsin. Kia'nın Shuma'sını alabilirsin. Bu paraları da bulursun ama hani Kia Shuma'yı kim hatırlıyor ki gibi bir durum var. O ayrı konu. Ford Focus tabii ki alabilirsin. Mazda 323 alabilirsin. Familia'sından alabilirsin. Mercedes A160 alabilirsin. Ben tavsiye ederim ama onun parça fiyatlarıyla uğraşmak pek istemezsin benden sana söylemesi. Mitsubishi Karizma var. Audi A3 var falan gibi seçeneklerimiz var. Peki ben Renault alayım dersen eğer bir başka Fransız markası olarak Clio da alabiliyorsun. Bu yıllarda otomatik şanzımanlı Laguna da alabiliyorsun. Ama tabii hani duruma bir bakman lazım. Bir diğer seçenek de hani buradaki çok enteresan bana gelen bu paralara Hyundai Atos da alabiliyorsun. Şimdi Hyundai Atos otomatik mi alırsın? Böyle bir Peugeot 306 otomatik mi alırsın? Yani bende yanıt belli de sen yanıtını aşağı bırakırsan sevineceğim. İşte böyle sevgili izleyenler, toparlamam gerekirse Peugeot 306'yı çok istiyordunuz çekmemi. Ben de çektim. Bu videoyu yaptım. Benim içime sinen otomobillerden bir tanesi oldu. İçime sinmesindeki çok önemli faktörlerden bir tanesi de bu aracın 101 bin kilometrede olmasıydı tabii ki. 101 bin kilometredeki bir örneği için tabii gayet güzel bir şekilde kalmış. Böyle temiz bir örneğini bulursanız, kafanıza yatan da bir parada da bulursanız affetmeyin diyorum. Çünkü Fransız konforu bu araçta var. Her araçta da olan bir şey değildir. Bunları da dedikten sonra abone olun, yorum yapın, beğenin, beğenmeyin, artık ne halt yerseniz yiyin diyorum. Gidiyorum ben. Hadi günler.